Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe haberlerimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Beş Yıldızlı armamızı kullandığımız günden bu yana diğer takım taraftarlarından büyük tepkiler alıyoruz. Sizler kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Haliko çok uzun konuştu. Ee, bu problemli sistemin değişmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle İzmirli Hakem Çetesi konusunu UEFA'ya ifaba şikayet edeceğiz şeklinde bir ifadesi var Sayın Başkanım. Ya, futbol federasyonuna şikayet ediyorsun, sonuç alamıyorsun. Hı hı. Ne yapacağını şaşırdı Sayın Ali Bey. Yani e, sadece Ali Bey'in problemi de bu değil Serkan. Hı. Bütün Türk futbolunun problemi. Bu kadar uzun basın toplantısından aklımda kalan tek cümle var onu söyleyeyim. Tabii. Ne istiyoruz biz? Ha? Temiz bir Türk futbolu mu istiyoruz? Yoksa böyle tiyatro gelsin devam etsin mi istiyoruz? Ali Bey'in ifadesi bu. Benim için manşet burası. Ne istiyoruz? Adaletli, hakkaniyetli, güzel bir yarış mı istiyoruz? Yoksa birilerinin düştüğüne karar vereceği, düşmene karar vereceği, birinin şampiyona karar vereceği bir tiyatro ligi mi istiyoruz? Buna bir karar vermemiz lazım artık. Normal şartlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüp başkanları bu tip açıklamalar yaptığı zaman ortalıkta yer yerinden oynar kardeşim. Tamam mı? Söyledikleri öyle yenilir yutulur şeyler değil. Bizim topyekun bir temizliğe ihtiyacımız var. Bu ne Futbol Federasyonu'nun değişimiyle olacak ne Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın değişimiyle olacak bir iş değil. Ya bireyleri değiştirerek düzeltemezsin. Bu, bu iş kökten çözümle. Kökten çözümle nedir? Artık bu adı geçen yıllarda duymaktan artık sıkıldığımız hakemleri topyekun bir temizlik yapılması gerekiyor burada. Hakikaten bir çete haline gelmiştir. Sen milyonlarca euro para harcıyorsun, takım kuruyorsun tamam mı? Bir düdükle seni küme düşürüyor bir düdükle seni şampiyon yapıyor. Bak şimdi kardeşim az önce ne dedin? Konya Spor'daki olağanüstü genel kurula gidiyor. Beşiktaş olağanüstü genel kurula gidiyor. Belki iki tane kulübün başkanı değişecek. Hı hı. Tam on tane kulübün teknik direktörü değişti kardeşim. Tamam mı? Sen orada düdük çalacaksın benim teknik direktörüm değişecek. Sen orada düdük çalacaksın benim başkanım değişecek. Sen orada düdük çalacaksın benim camiam karışacak. Sen orada düdük çalacaksın benim camiam bayram edecek. Böyle şey olur mu ya? Ya nerede adalet? Bana onu söyle. Adalet bunun neresinde yani? Bizim hakemlere baştan başlamamız lazım. Bak Nihat Bey bu işin adımını attı Sayın Nihat Özdemir. Kulakları çınlasın Nihat Başkanım buradan. Bu işin adımını attı. Daha fazla ileri gitmesine izin vermediler. Bütün hakemleri tekrar geri döndürdüler. Şimdi o adı geçen hakemlerin hepsinin ben demiyorum tırnak içerisinde bir çete oluşturduğu ve bu çetenin maçlarla ilgili manipülasyon yaptığı ve hatta İş bayı skandallarına falan gittiği durumlara, noktaları artık gelmeye başladı bu işler. Bu işler beni çok rahatsız ediyor. Bu işler sokaktaki vatandaşı çok rahatsız ediyor. Fakat biz ne yapacağız biliyor musun? Dünkü maçı falan bırak, önceki günkü maçı bırak, yarınki maçı bırak, bugünkü maçı bırak. Önemli olan yekün bu hakem camiasının üzerine gitmemiz lazım kardeşim. Bizim başka Türk futbolunun kurtuluşu yok. Abi hakem hata yapıyor, MHK başkanı değişiyor. Hakem hata yapıyor, federasyon başkanı değişiyor. Hakem hata yapıyor. Spor kulübü başkanları değişiyor. Teknik direktörler değişiyor. E hakem değişmiyor. Hakemler orada. Hakemlerin hepsi aynı yerde. Ya Fırat'la Cüneyt bırakmasalar yaş hala devam edecek adamlar ya. Ya bu adamlar son 20 yıldır sürekli varlar. Öteki adamlar değişiyor. Baştaki adamlar değişiyor. O adamlara başarısız diyoruz. Bu adama başarılı diyoruz. Neye göre? Düdüğe göre. Olmaz. Olmaz kardeşim. Sayın Mehmet Büyükekşi. Çok büyük buraya hayallerle geldiğini biliyorum zaman zaman yaptığımız konuşmalarda da hakikaten futbol federasyonunu, Türk futbolunu bir yerlere getirme amacında olduğunu da görüyorum. Ama 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 yapacağı tek şey var. Sen marş yapma başkan. Türk futbolunun resmi internet sitesini falan yapma. Bunlara gerek yok. Senin yapacağın tek şey var. O da hakemlerin üzerine gitmek. Hakemlerin üzerine gitmek. Neden son 3 yıldır aynı skorla biten Rize Spor Galatasaray maçları var Neden Rize Spor Galatasaray maçları Hep sıkıntılı geçiyor Neden son 4 sezonun e, Fenerbahçe'nin Trabzonspor arasında oynanan Karşılaşmaları hep aynı hakem yönetiyor Vardı hep hangi aynı hakem oluyor Neden? Ya bana birisi anlatsın ya Bana birisi bunları anlatsın Hakemlerden memnun olan bir kulüp var mı? Ya, yok ya, bu bir yok takım da Temizlik Temizlik basın ha, parayı Basın parayı ben bunun sonuna kadar da arkasında olacağım Herkes de olacaktır Basın parayı dışarıdan adam getirin, hakem getirin. En azından, bak en azından sahaya çıkartamıyorsanız bile varın başına yabancı hakem getirin. Peki. Çünkü yabancı teknik direktör geliyor mu? Geliyor. Geliştiriyor mu futbolunu? Geliştiriyor. Yabancı oyuncu geliyor mu Futbolun içerisine içerisinde? Geliyor. Geliştiriyor mu senin futbolunu? Geliştiriyor. Cekolar, Icardiler filan. E, yabancı hakem niye gelmiyor? Gelsinler de hakemliği, hakemlik müessesesini birazcık en azından geliştirsinler. Ergin Aslan'a soralım. Ergin Aslan ne diyor? Kısaca kronolojik anlatayım size. Bundan bir buçuk iki sezon önceydi. Ahmet Nurçevi'nin başını çektiği birkaç kulüp Kâhmet Ağol da vardı onun içerisinde. Türk futbolunda hakemler meselesinde sıkıntı olduğunu ve bazı hakemlerin görevden alınması gerektiği söylendi. Ve dönemin MHK Başkanı da Ferhat Gündoğdu'ydu. Ee, ve bu hakemler görevden alındı. 12 artı 1. Hatta Mete Kalkavan, Sayın Mete Kalkavan dedi ki arkadaşlarım yoksa ben de yokum. O da bıraktı görevi hatırlayın. Sonra o ekibin içerisinde kim varsa operasyon içerisinde Ferhat Bey gitti. Gitti. Nihat Özdemir gitti. gitti. Ahmet Nurçebi gitmek üzere Ahmet Ağoğlu Yok. gitti. O dönem o dönem ya zamansız bu diyen Fenerbahçe, Galatasaray, diğer kulüpler. Şimdi Sayın Ahmet Nurçebi bir süre eleştiriyoruz değil mi? O başka bir şey. Futbol idare ama bu konuda hakkını vermek lazım. İdare edip kulakların üzerine yattı herkes. Geri döndürüldüler bu hakemler. Hepsi geri döndürüldüler. Şimdi döndürdüler bu hakemleri. Ve o dönemin MHK Başkanı Serkan Sevgili Güntekin Onay'ın programına konuk oldu. Bakın biz söylesek demin Emre Bol diyor bunu ben demiyorum diyor. Onlar diyor şimdi ben demiyorum bunu. Ne dedi biliyor musun? Kendi hür iradeleriyle maç yönetmediklerini gördük. Ve dedi bir gün bile bir gün bile kalmalarına tahammülümüz yoktu. Bu cümleleri kullandı. Ergin Aslan'ın cümleleri değil, MHK Başkanı'nın cümleleri. Bir gün kal Ve bunu salı günü söyledi. Pazartesi maç yönetmişti bu insanlar. Hiçbir şey olmamış gibi biz devam ettik. Gelelim federasyon seçimlerine. Bugün her kulüp bağırıyor federasyon. Gelelim federasyon seçimlerine. Kim fena federasyon genel kurulunda itiraz etti? Kim desteklemedi tek başına? Ben ben mi anlatayım bunu? Herkesin gözü önünde oldu. Sayın federasyon başkanını kulüpler destekledi ki kongrelerin üçte bir oyunu aldı neredeyse. Bakın başka evet. aday yok ki 3'te 1 oyunu aldı. Öyle bir şey var mı ya atıyorum 300 oy var 100 ile seçiliyorsunuz 130 ile seçiliyorsunuz. Neyse bugün geldiğimiz noktada kimseye o zaman neredeydiniz demeyeceğim. Bu yanlış bir hitap yanlış bir cümle ve sorunun çözülmemesinin sebeplerinden biri bu. Dün neredeydiniz ona konuştunuz mu bunu böyle çözemeyiz biz bu işi. Geç anlamak fark etmek işine gelmediğinde fark etmek bunların hepsi bir şeydir bir normdur bir kriterdir. Bu kadar kulüp başkanı suyun başını tutan insanlar eski hakemler acayip şeyler söylüyorlar değil mi? Futboldaki biz karar merci değiliz. Karar mercilerin hepsi buluşlarla ilgili sıkıntılı. Sayın Dursun Özbek dedi ki Trabzonspor maçından sonra daha ikinci hafta. 50 yıldır böyle bir şeye şahit olmadım. Dedi. Erden Timur Beşiktaş derbisinden önce söyledi. Beşiktaş söylüyor. Ali Koç söylüyor. Dün Trabzonspor başkanı. Kim memnun? Gaziantep mi memnun? memnun Konyaspor mu yok, memnun? Yok, Ankara abi. gücünün mü içine geliyor? Ya bir şey söyleyeyim. Madem öyle bitireyim abi bir cümle. Madem öyle biz bunları biliyorsak ve konuşuyoruz duyuyorsak ya gerekli yerler, gerekli merciler bunları bin defa biliyordur. Ne gerekiyorsa o zaman hep birlikte yapsınlar. Bizlik ya, bir durum yok. Biz anlatabiliriz en fazla yani. Merkez Başkanı görevden ayrılırken mektup bırakıyor. Üç tane hakemle ilgili bunların kesinlikle maç yönetmemesi lazım evet. diyor. O üç tane hakemle şu anda maç yönetiyor ve üç tane hakemin ismini de ben biliyorum. Nasıl oluyor bu iş abi? Merkez Başkanı bunu niye söyler bir hakemle ilgili? Yani bu adamlar ya, ya bahis yapmıştır ya şike yapmıştır değil mi? Ya bir şey yapmıştır yani bu adamlar niye maç yöneti sevmiyorum diye adam maç yönetmesin der mi? Ya da bunların hepsi iddia yani. Hayır veya... hayır, hayır düşünüyorum yani şimdi. Hayır, sen üç, o, tane ya adamın, üç tane adamın üç tane olmadığını şeyler ha, değil. Üç tane hakemin hakemlik yapmaması lazım. Ne demek abi? Bana onu anlatsın biriz MHK başkanıyım ben görevden kendi isteğimle ayrılıyorum istifa etti biliyorsun. Ha. Görevden kendi isteğimle ayrılırken bir mektup bırakıyorum diyorum ki bu üç tane hakeme sakın hakemlik yaptırmayın.